Misafiriniz geldi Agah Bey. Neresi burası? Londranız çok güzelmiş Agah Bey. Güle güle kullanın. Peki Nedim nerede? Önce konuşacağız. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Burası klinik değil, çiftlik. Siz Nedim'i çiftliğe kapattınız. Ben bu yaptığınızı anlamadım ama ben şimdi Nedim'i görmek istiyorum. Önce konuşacağız dedim, gelin. Tabii konuşalım. Nedim'e ne yaptığınızı konuşalım. İyileştirmeye çalışıyorum. Yeğenimi senden iyileştirmeye çalışıyorum. Seni unutturmaya, yeğenimin kalbinden söküp atmaya çalışıyorum. Ben bazı şeyler gördüm gelin. Hem de çok çok iyi gördüm. Gördüklerimi de el mahkum, hepsini halının altına sürdüm. Öyle şeyler yaşandı ki, benim bile bir baba olarak başımı çevirmekten başka çarem kalmadı. Agah Bey, lütfen biz bu konuşmayı... Biz bu konuşmayı yapacağız Cemre Hanım. Bir kere konuşup nasıl yapacaksak artık bilmiyorum ama... bu konuşmayı yok sayacağız. Ben bir kere yine... karşımdakinin gelin, oğlumun da nikahlı karısı olduğunu unutup... sana konuşacağım. Sen de elini vicdanına koyup dinleyeceksin beni. Lütfen yapmayın. Kapımdan içeri girdiğin günden beri ona hep iyi geldin. Şükürler olsun dedim. Şifasını buldu. Dermanı ayağına kadar geldi. Sonra ne oldu? Olanlar oldu. Derman dert oldu, şifa acı oldu. Siz ne diyorsunuz? Aşk değil, ızdırap diyor. Bu çocuğunki aşk değil, acı bir hastalık bu. Ve gelin, çaresi bende değil sende. Sende gelin hanım, sende. Kaldır başını da yüzüme bak Cemre Hanım. Sen o gün, Nedim'in gittiğini öğrendiği gün odama daldın. Karşıma dikildin, ben her şeyi Nedim için yaptım dedin. Her şeyi. Her şeyi Nedim için yaptım. Öyle mi? Her şeyi yaptım. Onun için yaptım. Ben onun için... Sen o her şeyi at çöpe gitsin. Ne yaptıysan, bugüne kadar Nedim için ne yaptıysan... o dilinin ucundaki her şey ne menem şeyse çöpe at gitsin gelin. Bir şey mi yapmak istiyorsun? Bir şey yapmak istiyorsan asıl şimdi yapacaksın.